Günaydın. Özde Yaşam'dan herkese merhaba değerli izleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi karşınızdayız. Umarım bu sabah güne mutlu başlamışsınızdır ve gününüz aynı mutlulukla devam eder. Bugün biraz moda konuşacağız, biraz güzellik konuşacağız. Renkli bir programla karşınızda olacağız ama önce eğer hala akşam ne pişireceğinize karar vermediyseniz sizlere bizim hazırladığımız menü önerisini sunmak istiyorum. Belki sizlere de fikir olur. Biz bugün menümüzü mantar çorbasıyla başlattık. Ardından lazanya ekledik, kabak, mücver, yeşil salata ve tiramisuyla da tatlandırdık. Sizlere de fikir olsun. İsterseniz hoşunuza giden lezzetleri, isterseniz menümüzün tamamını hazırlayarak sizler de akşam sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve günün niyetini, günün dileğini, günün sözünü çekmek için niyet kesemin, dilek kesemin önüne geliyorum. Şimdi hepimiz için çekeceğim. Bakalım bugün bize ne söyleyecek günün sözü? Evet. Hayatta en pahalı şey tecrübedir. Çünkü kazanmak için kaybetmek gerekir. Konuğumu davet ettim. Güzellik uzmanı, usta öğretici, güzellik merkezi sahibi ve cihaz üreticisi Orhan Kurt bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Orhan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Sizleri gördüm. Daha iyi oldum. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi sizi çok büyük bir merakla bekliyorduk biz aslında. Evet. Çünkü bir erkek olarak oldukça enteresan bir sektördesiniz. Yani evet, erkeklerin çok egemen olmadığı bir sektördesiniz. Dolayısıyla biz çok merak ediyoruz sizi. Seyircimize yakından tanıtmak istiyoruz. Hı-hı. Hem de sizden bugün tabii güzellik adına pek çok şey dinleyeceğiz. Evet. Bize pek çok tiyo da vereceğinizi düşünüyorum ama önce sizi bir tanıyarak başlayalım. Hikayenizi dinleyelim. Evet. İsmim Orhan Kurt. Malatyalıyım. Doğma büyüme Ankara'dayım asıl. 14 yaşında başladım ben bu sektöre. Çocukluğum çıraklıktan gelmeyim aslında. Yani 24 yıldır bu camianın içindeyim aslında bir nevi. Kozmetik geçmişim var. Biz 8 yıl yaptıktan sonra bir mola verdim. Bazen yorucu olabiliyor kadınlar, kadın sektörü. Mola verdikten sonra bir 5 yıl sonra tekrar geçiş yaptığımda hiçbir şeyim yokken var ettim ben güzellik merkezimi. Ama çok ciddi eğitimlerden geçiş yaptım. Gazi Üniversitesi'nde çok ciddi eğitimlerden geçip 3. oldum ben erkek olarak. Baktığımız zaman Türkiye genelinde 300 bin tane güzellik merkezi var. Ankara'da 4 bin merkez var. Ama toplasanız belki 10-15 adet erkek uzman bulunmakta. Gurur verici bir şey bu aslında bir nevi. Türkiye genelinde mi bu 10-15 Türkiye'de adet? Yok, Ankara'da. Ankara'da. 15'e yakın. O yüzden de en iyisi olmak için mücadele ettik hep beraber. 1+0-1 salonla başladım ben. İnanın yoktan getirdim. Epilasyon cihazı alacaktım, param yoktu. Hemen fikir ürettim kendi dalımda. Daha cihaz olmadan kampanya yaparak dedim ki benim 25 kişiye ihtiyacım var. Ve daha cihaz olmadan bir kampanya yaptım. Belli bir gün aralığı, cumartesi yazdım 25 kişiyi, firmayı aradım. Dedim ki bana cihazı getirmeniz lazım ama akşam peşinatınızı alacaksınız diyerek o şekilde ben adım atmış oldum. Biraz ücretleri gözümü, önden aldınız yani. Tabii gözümü kararttım böyle. Biraz da riski seviyorum açıkçası. O şekilde adımımla başlangıcım o şekilde oldu. Sonrasında bir cihazla karşılaştım. Rol adında. Yine gücüm yoktu bir nevi ama bir tane alacak derecede bir cihazı aldık salonumuza. Sadece 3 ay kullandım bu cihazı. Baktım ki işte personel istemiyor, gelir seviyesi güzel. Bir tane arabam vardı, arabayı sattım. Gözümü kararttım yine. 5 tane daha aldım o cihazı. Bildiğiniz kadınlar makinesi yapmaya başladım ben güzellik merkezinde. Her saat başı 6 müşterimiz geliyor, gidiyor. Sonra yurt dışına araştırmaya başladım bu cihazla alakalı. Almanya, Fransa, Rusya ve Polonya. Anatomisini öğrendim cihazın. Sonra tüm Türkiye'yi gezdim. Baktım Türkiye'mizde bu cihazı üreten yok. 1940 yılından beri var olan bir cihaz aslında.
Almanya'da bir doktorla konuştuğumda reçeteyle bu cihazı yazdığını öğrenince ben bir nevi sıkılaşma zayıflamadan ziyade sağlık yönüyle insanlara dokunarak insanları salonuma çektim. Üretim kısmına geldiğimde Türkiye'nin en iyi noktalarından birini tercih ederek o firmaya projemi dahil ettim. Ve şu an Türkiye'de tek üreticisi olarak gururla cihazımızı tüm Türkiye'ye sunabiliyorum. Yani o aldığınız cihazı şu anda siz üretiyorsunuz, evet, artık anladığım kadarıyla. Evet. Yani yoktan ve bunu ben çok kısa zaman içerisinde yaptım. Yani buradan dinleyen uzmanlarımız varsa şayet bir kere ticaretten korkmasınlar. Ve riske girsinler. Riske girmeden bir şeyin sahibi olamıyorsunuz. Girişimci bir ruha sahipsiniz anladığım, evet, kadarıyla. Kaç yaşındasınız? Benim yaşım 39. Oldukça genç bir yaşta da o zaman başarıyı elde etmişsiniz, evet, değil mi? Tabii. 14 yaşında başladım dediniz. Başladığınızda ne yapıyordunuz? Bir güzellik merkezinde mi çıraklık yapıyordunuz? Kozmetikteydik, kozmetikteydiniz bizler o zamanlar. Ve o dönem gerçekten kozmetiğin kozmetik olduğu dönemlerdi. Çok yoğunduk. Ben hep öğrenmek kısmındaydım açıkçası. Çünkü 21 yaşına geldiğimde ben 16 tane uzmanın başındaydım. Mağaza müdürlüğü yapıyordum ve 21 yaşında Ankara'nın en genç mağaza müdürü seçildim ben. O yüzden araştırmacıyım. Baktığın zaman çok gezerim. Gezip öğrenen kişilikteyim. O yüzden diyorum açıkçası bütün uzmanlara korkmasınlar. Sadece mücadeleye devam etsinler. Şimdi tabii siz böyle çok mütevazi bir şekilde anlatıyorsunuz ama aslında büyük bir başarı öyküsüsünüz. Yani çok fazla konuşuluyorsunuz, çok fazla şeye imza atmışsınız, çok fazla başarıya ve yaptığınız işte de gerçekten iyisiniz. Ve aslında bir iş adamısınız siz artık. Evet. Başka işlerle de uğraşıyorsunuz. Yani artık güzellik uzmanlığı dışında, eğitimcilik dışında işte cihaz üretiyorsunuz, restoranınız var. Pek çok işe de atılmışsınız. Genç yaşta aslında ticari, evet, hayata girip cesaretle ve herkese de bunu öneriyorsunuz anladığım kadarıyla. Cesur, kesinlikle, olmayı. Başarıyı sağlamışsınız. Evet. Sizin başarınızın altındaki sebep sanırım biraz cesur olmak. Hem öyle mi? Cesur. Bunu da babama bağlıyorum. Ben 6 yaşındayken elime mikrofonu verdi ve insanların içine itti. Müzik deneyimimiz de var bu arada, eski Popstar. Popstar yarışmasına katılmışsınız. 2002'de katılmıştım. Sesiniz de güzel, yani bir de yetenek de var. Söylüyorum tabii, dünya mutfağı da var bende. Yani hayata bir kere geleceğimiz için, hı-hı, eğer ki diyorum bu kolda bir heyecan varsa oraya kendimi atıyorum. O yüzden bir de şey diyorum mesela, 44 yaşında emekli olayım istiyorum. Böyle, hı-hı, 60'ı beklemek istemiyorum mesela. Bu kadar yoğun mücadele etmemin sebebi bu. Hı-hı. Ayrıca kulübümüz var. Patronlar Kulübü. Buranın da kurucusuyum yine ayrı zamanda. Ayrıca işte Miss Angel of Turkey güzellik yarışmamız var. 5.sini yapacağız. Yine aynı şekilde. Yani çok fazla kol var. Ama başlangıç seviyem dediğim gibi, genç yaşta çalışmama bağlıyorum ben. Hep insanlarla ilişkimi sıkı tuttum. Çok ciddi bir çevreye sahip oldum. Çevreme güvenip de bu kadar adım atmadım açıkçası. Kendime güvendiğim için bu kadar adım attım. O yüzden de mutluyum yani bir nevi. Yani bir iş adamı olarak farklı alanlarda aslında şu anda, hı-hı, çalışmalarınız var ve başarılar elde ediyorsunuz. Ama tabii başlangıç noktanız aslında güzellik, evet, ve güzellik uzmanlığı. Bugün biraz o yüzden oradan başlayalım istiyorum, yani oradan konuşalım istiyorum. Şimdi öncelikle tabii biz bir erkeği güzellik uzmanı olarak görmeye alışkın değiliz. Evet. Çok fazla rastlamıyoruz. Siz de söylediğiniz az önce çok az sayıda var ülkemizde. Hı-hı. Sizinle karşılaştıklarında nasıl tepki veriyor hanımlar? Tabii ki öncesinde şaşkınlıklarını ifade ediyorlar. Mesajlaşmada... Siz işlemde yapıyor musunuz bu arada orada merkezinizde? İşte cilt bakım vesaire. Evet. Başlangıçta mesela örnek veriyorum. Mesajlaşarak bir diyalog kurulduğunda bir karşısındaki kişinin bir kadın olduğunu sanarak bana mesajlaşıyorlar. Salonuma geldiklerinde oradaki izlenim, oradaki bilgi sunumumuzla o tereddütlerini tamamen silmiş oluyoruz. Ben şahsım adına çok ciddi cilt bakımında profesyonel dalım mevcut. Ayrıca zayıflama protokollerinde kendimi geliştirdim. Oradan zaten çok ciddi ilerliyoruz.
salonumuzda bizim 45 protokol işlem yapılmakta. İşte en önemlisi dediğim gibi epilasyon. Epilasyonda çünkü baktığımız zaman çevremize bilinçsizce çok ciddi işlemler yapılmakta ve çok mağdur insanlarla karşı karşıya geliyoruz. Evet. Merdiven altı çok fazla salon bulunmakta. Ve bir nevi tıbbi olan işlemler, şimdi bunu biz doktorlara bırakmamız gerekiyor. Asla güzellik merkezlerinde bu tarz işlemlere girmememiz gerekiyor. Lakin bazı uzmanlarımız çok hırs yapıp çok fazla para kazanma mantığıyla tıbbi işlemlere girerek bizleri de zan altında bırakıyor. Sağlığı da tehlikeye atmış oluyorlar aslında, değil kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Çok fazla örneklerini görüyoruz, yani şahit oluyoruz. Bununla alakalı işte dermatologlarımızla da toplantı halindeyiz. Onlar da bu şekilde yürütmek istemiyorlar bir nevi. Güzellik merkezlerinde bu dalların olmasını katı surette istemiyorlar haklı olarak. Bunun mücadelesine giren başkanlarımız var. İstanbul, Ankara ve İzmir. Üç büyük başkanlarımız bunun mücadelesindeler. Bakalım biz bunları hepsini eleyeceğiz yani bir nevi. Ya çok doğru bir konuya aslında değindiniz. Çünkü bu toplum sağlığını ciddi anlamda tehlikeye atan bir mesele aslında. Yani sizler de hep işte görüyorsunuzdur, duyuyorsunuzdur efendim. Yani doktorların yapması gereken işlemler var. Ve sadece doktorların yapmaya onaylı olduğu, öyle değil evet. mi? Fakat son yıllarda görüyoruz ki bazı güzellik merkezleri de bu işlemleri yasa dışı olarak tabii aslında ki. Yapmaya başladılar doktorların uygulaması gereken işlemleri ve çok ciddi anlamda sağlığı tehlikeye atan durumlarla karşılaşıyoruz. Kesinlikle. Tabii bu sizlerin de isminin lekelenmesine sebep oluyor. Yani tüm güzellik merkezlerinin aslında adının lekelenmesine sebep oluyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Yaptırdığınız işlemi, yaptırdığınız yere dikkat etmek gerekiyor. Ve doktorun yapması gereken şeyi doktora yaptırın lütfen. Gidip güzellik merkezlerinde yaptırmayın çünkü buna yetkileri yok. Kendisi beyefendi işte bir güzellik merkezi sahibi ve kendisi söylüyor bunu. Evet. Bizlerin yapmaması gerekiyor bazı şeyleri diyor. Sonra gerçekten sağlığı çok ciddi anlamda tehlikeye sokan kesinlikle. Durumlarla karşılaşıyoruz ve geri dönüşü olmuyor maalesef. Maalesef. Peki aileniz ve arkadaşlarınız size nasıl tepki veriyorlar? Yani ilk bu işlere girdiğinizde böyle işte güzellik uzmanı olacağım evet. ben dediğinizde size ne dediler? Şöyle... Biz şimdi kuaförlere çok alışkınız bu arada. Yani evet. erkek kuaför zaten hatta kuaförlük mesleği sanki erkeklerin daha egemen olduğu bir meslek gibi. Aynı şekilde son böyle bir 10 yıllık süreçte biz makyözlere de alıştık. Evet. Erkek makyözler de çok fazla yaygınlaştı ve gerçekten başarılılar işlerinde. Ama güzellik uzmanı kavramı bizim için daha tam oturmadı erkekler açısından. Yani erkek güzellik uzmanını tam daha oturtamadık zihnimizde. Evet. Yurt dışında çok var aslında var. Ama ülkemizde yeni yeni ortaya çıkıyor. O yüzden soruyorum böyle işte aileniz ne diyor, müşteriler ne diyor diye. Ne tepki verdiler? Ya şöyle biz çok kalabalık bir aileyiz, aşiretiz diyebilirim. Öyle biz mi? Tabii. 65'e yakın kuzenim var. Ben bu ilk adım attığımda yadırgama da oldu tabii ki. Bir de aşiret çocuğuymuşsunuz yani. Tabii doğal olarak. Ama şey çoğu mesela akrabalarıma baktığım zaman benim işte bu kadar büyüyeceğime inanmayan arkadaşlarım olsun, aile bireylerinden olsun hissediyorsunuz baktığın zaman. İnanmadılar. Ama şimdi ne mutlu. Babamdan mesela örnek vereyim. Memur olduğu için ister istemez hep bir korkuyla yol aldı. Benim her adımım onu hep böyle bir tedirgin etmişti. Aman oğlum yapma, etme gibi. Ama ben inandığım her şeye adım attım bu zamana kadar ve onda da hep başarılı olma mücadelesiyle yol aldım. Tabii ki zorluklarla karşılaştım. Güvendiğim insanlar oldu ama olumsuzluklarla karşılaştım. Ama onlar beni daha da güçlendirdi. Ve her şeyden bir ders aldım. O dersin sayesinde ben bu şekilde ilerliyorum açıkçası. Ve ailem şu an ben bir örnekleme yaptığım zaman hemen anında okey verebiliyorlar. Bu da beni yine mutlu ediyor. Bağımsız olmadığımı yine onlardan da fikir alıyorum bu arada. Ama hep doğru adımlarla biraz analizciyim, araştırmacıyım. Hep acaba sonunda ne görebilirim? Biraz ileri görüşlü olmak gerekiyor adım atarken. Ben de o konuda başarılı olduğuma inanıyorum. Peki şimdi... Orhan Bey, her başarı öyküsünün biliyorsunuz bir dönüm noktası vardır evet. mutlaka. Ve o dönüm noktası genellikle böyle kişinin en artık bittim dediği, çöktüm dediği noktadır ve oradan yeniden bir doğuş başlar. Sizin oldu mu böyle bir dönüm noktanız? Şöyle,
az önce de belirttiğim gibi 8 yıl yaptıktan sonra bir ara boşluk bırakmıştım ben bu sektörü. Onda da gayrimenkul sektörüne adım atmıştım. Orada da çok başarılıydım açıkçası. Sonra bir kız arkadaşım beni bu sektöre sürükledi. Yani şöyle bir cümle kullandı. Gayrimenkulciye kız vermezler dedi ve ne yapacağım dediğimde güzellik merkezi açalım demişti bana. Lakin bilmediğim bir sektör. Yani tamam geçmişim kozmetik ama güzellik apayrı bir şey. Sevgi var ve gözüm kapalı tamam dedim ki gayrimenkulde çok başarılıydım ve bir yıllık projede bana maaş artı prim artı hariç araba hediye ettiler. Yani öyle bir şeye durumu sırf sevgimle alakalı şöyle bıraktım dedim tamam geliyoruz dedim ayrıldım işten ve güzellik merkezine başladım. İşte kız arkadaşımla beraber mücadeleye başladık biz. Ve yoktan getirdik dediğim gibi. 3000 lira gibi bir meblağımız vardı bundan 4,5 yıl önce. Bir cilt bakım cihazı aldık. Başka hiçbir şeyimiz yoktu yani. Şimdi ne mutlu. Böyle devam ederken ister istemez ilişkimizin boyutu biraz bozuldu. Yan yana olmadı. Kıskançlıklar girdi araya. Ben biraz bu sektöre tamam dedim ya kozmetik gibi değildi. Ona göre eğitimlerimi biraz daha üst segment aldım. Başarılı olmaya başladım. Biz ayrıldık. Ayrıldıktan sonra ben bir anda bir ilham geldi. İşte üretim kısmına da mı atılsam mantığı yürüdü. Ve bir anda farklı farklı çevreler dedirmeye başladım. Bunda sebebi şey. Dedim ya çok gezdim ben. Festivalleri, fuarları. İnsanlar bana dedi ki ne işin var, ne gereği var dediklerinde ben öyle düşünmedim. Bütün güzellik festivallerine, bütün fuarlara katıldım. Kim ne yapmış? Kim nasıl, nereden mücadeleyle gelmiş? Önce ben de insanların mücadelelerini dinledim. Nereden gelip gelmediğini öğrenince dedim tamam bu iş dedim olur. Sonuçta bir birikimim yoktu benim. Bu üretim kısmında da aynı şekilde. Üretim adım attığımda ben bir birikimle yol almadım. Ben fikrimi öne sundum. Ve ben bu fikrimi sunduğumda 2,5 yıl sonra fuara cihazımı koyduğumda biraz da şansım yaver gitti. Demet Hanım, Demet Akalın cihazımı görünce bayıldı. Ben bu cihazı da Almanya'da gördüm dedi. Bir oturdu. Ertesi gün bütün kanallarda ben varım sadece. Sonrasında ilerledik devam ettik. Şimdi ne mutlu bütün sanatçılarla birebir devam ediyoruz. İşte Çağla Şikel'le anlaşmamız var. Tuğba Özay'la bir anlaşmamız var. Kısmetse İstanbul'da kendisiyle bir yer açacağız. Hep devamı bu şekilde geldi. Ve biraz yorucu bir tempo. O yüzden diyorum 39 yaşındayım ya. 44'ümde mola vereceğim. Ha satışlar yine devam edecek ama kendimi artık Ege'ye atayım. 60'ımı beklemek o yüzden istemiyorum yani. Erken yaşta emeklilik tabii, istiyorsunuz. Ve tabii. Dönüm noktanız da aslında aşkmış diyebiliriz. Değil evet. mi? Evet. Ha şunu diyorum. Beni bu sektöre sürükleyen kişidir. Her zaman teşekkür de ederim. Onun da hep yolu bahtı açık olsun, mutlu olsun çok isterim. Zaten hep birbirimize de yine destekçi oluyoruz. Kendisi de aynı gerekiyor. Sektörde mi devam tabii. ediyor? Hatta bir hırs oldu. Hemen yan dairemi güzellik merkezi açtı. Olsun. Rakip mi oldunuz? Rakip oldu ama olsun. Yok rakip olarak ben kimseyi görmüyorum. İnanın mesela bir uzmanımın kendisi işten ayrıldı ve dedi ki Orhan Bey ben kendime yer açmak istiyorum dediğinde ben kendim pazarlığını yaparak ona bir yer tuttum yani ve karşı binama ben açtım. Ve insanlar bana dedi ki sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Yani kendine rakip açıyorsun bir de karşı daireni açıyorsun. Ben öyle düşünmüyorum. Herkes rızkını yer. Ama doğru adım atarsa rızkını yer. Yani böyle kötü hırs yani maalesef baktığım zaman çevreme çok lüks bir yer açıyor misal. Çok şavşalı böyle her taraf altın varaklı falan aynalı. Ama hırs kötü. Tam bilinçli değil mesela. İşine bilinç yok. Müşteri ilişkisi negatif. Doğal olarak 6 ay bilemediğiniz 1 yıl sonra kapatmak zorunda kalıyor. Bu da üzücü bir durum yani.
Evet. Peki şimdi farklı farklı sektörler de var aslında başarı öykünüzün evet. içinde. Bir de Uzak Doğu restoranınız var. Evet. O nereden aklınıza geldi? Şöyle işte hep bir hayalim vardı. Onda da bir öyle bir hayalim vardı. Çok sevdiğim bir abim bundan 3 yıl önce bir nokta Bilkent bölgesini açmıştı Ankara'da. Sonrasında bana bir teklif etmişti o dönemler. Ben kabul etmemiştim. O zaman bütçe elverişli değildi lakin. 6 ay önce dedim ben geliyorum dedim. Ve o şekilde adım attım. Yani sushi mantığı şu an çok revaçta. Z kuşağı tamamen. Çok seviyor değil mi? Uzak Doğu yemeklerini Z kuşağı. Tabii bir de üniversitenin yanında olmamız çok büyük bir avantaj Bilkent'le alakalı. Güzel, mutluyuz yani o konuda da, o kulvarda da çok başarılıyız yani. Kendiniz sever miydiniz Uzak Doğu yemeklerini? Yani annemde görmedim öyle bir şey ama şey alıştık, güzel yani. Peki, şimdi biraz tekrar güzelliğe dönelim evet. istiyorum. En çok bu aralar kadınlar ne için geliyorlar? Ne yaptırmak istiyorlar? Türk kadınları en çok neden memnun değil kendileriyle ilgili? Hemen. Şöyle baktığım zaman pandemiden sonra 4'te 3 kişi obezite maalesef. Çok ciddi sıkıntı. Çok ciddi anlamda sıkılaşmaya, zayıflamaya ciddi yoğunlaşmış durumdalar. Pandemi konusunda çok haklısınız bu arada. Yani şimdi ekran başında beni izleyenler de hak verecektir. Hepimiz yaptık evet. aynı hatayı. O eve kapanma süreçlerinde o ekmekler, poğaçalar, kesinlikle. Pizzalar, hamur işleri, tatlılar can sıkıntısından hepimiz kendimizi yemeye verdik. Pandeminin üstünden oldukça zaman geçti ama hala daha hepimizde o pandemiden kalan kilolar var ne yazık ki. Evet çünkü o zaman o dönem biz çok ciddi anlamda mideyi büyüttük yani. Onunla alakalı çok fazla talep var baktığımızda. Kilo vermek için. Kesinlikle. Biz de okullara yönelmemizin sebebi aslında pandemiden sonra bana o ilham pandemiden sonra geldi. Baktım herkes muzdarip. Herkes kilo aldı ben bir zayıflatayım bunları mı dediniz? Kesinlikle. Bir de dediğim gibi araştırmam sonucunda eksik olan bir şey bularak ben böyle mücadeleye girdim bu cihazla alakalı. Biz bu cihazla şey yapıyoruz. Kadınlarda regli ve menopoz dönemini düzene sokuyoruz bir ayda. İşte kabızlığı ve selütü yok ediyoruz. Huzursuz bacak sendromunu tamamen yok ediyoruz. Kan dolaşımını tamamen tüm vücutta etkileşimini arttırdığımız için metabolizmayı canlandırıp vücut detoksu sağlıyoruz biz. Yani aslında insanlar ilk bizim salonumuza geldiklerinde ben cihazın sıkılaşma incelemesinden ziyade bu yönlerinden bahsederek adım atmalarını katiyen istiyorum. Bazı üyelerimiz var. Biz bu cihazdan %90 sonuç alıyoruz baktığımız zaman. Yediklerine de dikkat etmiyorlar tabii. Mesela baktığımda mesela bazı üyelerimi ben yakaladım. İşlerinden çıkmış bir bakıyorum 1,5 İskender yiyor baktım yakaladım mesela. Dedim gelmeyin ne gerek var yani boşa para ödüyorsunuz mantığıyla. Ben o üyeyi almadım gerçekten. Parasını da iade ettim. Çünkü sonuç alamayacak. Sonra sıkıntıyı ben yaşayacağım. Başlangıcında söylüyorum günde en az 2,5 litre su içmeniz lazım. İçmediğiniz takdirde isterseniz ben gün boyu sizi alsam ben sonuç alamam diyorum. O şekilde gelmelerini istiyorum insanların. Birazcık o zaman yediklerine, içtiklerine de dikkat edecekler. Sadece öyle cihazdan umut beklemekle olmaz değil mi? Asla. Kendilerine de dikkat etmesi gerekiyor. Zaten tabii. hiçbir mucize yok ki kilo verme kesinlikle. Sürecinde. Öyle değil mi? Yani kilo vermek tamamen böyle bir disiplin işi. Tabii. Ve her şeye dikkat etmek gerekiyor. Hareketlerimize, yediğimize, içtiğimize, sporumuza, beslenmemiz, uykumuz, her şeyimiz. Yani evet. tek bir mucizevi gıda da yok, tek bir mucizevi cihaz da yok ne yazık evet. ki. Ama bir bütün olarak dikkat ettiğimiz zaman kilo vermek mümkün. Kesinlikle. Peki ciltleriyle ilgili en çok neden şikayet ediyor Türk hanımlar? Şimdi şöyle, bilinçsizce tatiller oluyor ve kendilerini asla korumadıkları için ciddi anlamda bir kararma lekelenmeler oluşuyor. Ya da hormon bozukluğundan dolayı ister istemez çok ciddi akne problemleri oluyor. Ya da makyaj malzemelerini bilinçsizce kullanıp akşamında temizlemedikleri için çok ciddi anlamda gözenekleri açılıyor. Bunları fark etmiyorlar ama sonrasında çok ciddi sıkıntıya sebep oluyor. Biz bununla alakalı ne yapıyoruz? Bir kere gözenek sıkılaştırıcı cihazlarımız mevcut. Onun harici leke protokollerimiz var bizim. Biz tıbbi işlem dediğim gibi yapmıyoruz ama bu tarz işlemlerde yapabileceğimiz belirli ürünlerle, belirli takviyelerle
biz insanlara yardımcı oluyoruz. Örneğin şöyle baktığımız zaman şu dönemlerde Yosun Peeling diye bir uygulama var. Bu cilt uygulamasında cildi komple soyuyoruz biz 15 gün içerisinde. Cildi komple yeniliyor. İki protokol, iki seanslık protokol yeterli oluyor. Çok revaçta şu dönem. Onun da bu arada üretici firmasıyla beraberiz biz. Cildi komple soyuyorsunuz 15 gün içerisinde ve tabii, yeni bu, cilt üretimi ki. Sağlanıyor. Yani işlem yapılıyor. 3 gün biraz kızarık geziyor. Çünkü bir işlem yapılmış, meydana gelmiş bir durum. Hı hı. Üçüncü günün sonunda komple cilt soyulmaya ve çok enteresan. Cildin o leke protokolü komple yok oluyor. Bunu sadece cilt olarak düşünmeyelim. Bazı insanlarda şey var, skar izinden meydana gelen sırt bölgesinde, hı hı. İşte kol altı, genital bölgesinde kararmalar, bunlarla alakalı da yine aynı şekilde soyulmalarla biz cildi komple yeniliyoruz. Evet, peki şimdi sizin cildinize bakıyorum şöyle. Evet. Tabii bir erkek olarak son derece bakımlı bir cilde sahipsiniz. Yani ışıl ışıl parlıyor cildiniz. Ekrandan ne kadar görünüyor, seyircimiz ne kadar görebiliyor bilmiyorum ama hiçbir sıkıntı yok cildinizde. Leke yok, gözenek evet. yok, siyah nokta yok. Evet. Siz ne yapıyorsunuz cildinizde şöyle, bir erkek olarak? Aslında şöyle, bundan 3 yıl önce yanlış bir uygulama yapıldı bana. Doktor olarak gittiğim kişinin aslında doktor olmadığını öğrendim. Botoks yaptırmıştım. Hı. Botoks bende çok ciddi bir apse yaptır. Kendisi doktor olmadığını sonradan öğrenince kendisi dövmeciymiş açıkçası. Ha. Ama bilmiyorduk. Bir arkadaşımız önermişti açıkçası. Ve 2 yıl boyunca ben çok ciddi dermatologlarla bir mücadeleye girdim. Hala da bazı etkileri var. Ama hocalarımız, güzellik merkezimde bulunan hocalarımız beni hiç boş bırakmıyorlar. Her boş anlarında beni orada sedyeye yatırıyorlar vallahi, işlemde yatırıyorlar. Peki erkek müşterileriniz de var mı? Çok, çok fazla. Ne yaptırıyorlar en çok? Yani şöyle baktığımız zaman hatta ciddi bir artış var. Yani metroseksüellik kısmında kaş alımından tutun işte epilasyonda çok fazla yoğunlar mesela. Cilt bakımında çok yoğunlar yine keza. Bir nevi hemen hemen eşdeğer olmaya başladı. Artık erkekler de kendine bakmaya kesinlikle. Başladı değil mi son yıllarda? Kesinlikle. Çok bakımlı erkekler görüyoruz tabii. Çünkü. Tabii kesinlikle. Yani mutlular biz mutlu gönderiyoruz yani açıkçası. Öyle. Peki erkekler sizi görünce ne tepki veriyorlar? Onlar da belki bir işte hanımefendinin kendilerine cilt bakımı yapacağını düşünüyorlar. Evet. Sizle karşılaşıyorlar. Tabii. Şöyle, salonumuzda biz aile gibi olduğumuz için her şeyi konuşabiliyoruz açıkçası. Az önce kendimden örnek verdiğim gibi onlara da kendimden bahsettiğim zaman kollarından tuttuğum da var. Diyorum ki bak bu sektöre yakışırsın. Eğitim sürecinde ben sana destek olayım ve bu sektöre adım at. Mantığıyla çok fazla insana da ben adım attırmışımdır. Şaşkınlıklarını dile getiriyorlar ama mutlu oluyorlar açıkçası. Nasıl ki bazen bayanlar erkeklerin işlem yapmasını istemez ya. Bazen erkekler de aynı şekilde. Onlar da sizlerin hanımların yapmasını istemiyor. O şekilde bir... Evet, o şekilde bir evet. döngü gerçekleşiyor yani. Peki şimdi az önce bir de güzellik yarışmasından bahsettiniz. Evet. Biraz onu da anlatır mısınız? Şöyle, beşincisini düzenlediğimiz Miss Angel of Turkey yarışmasını Türkiye geneli yapıyoruz biz. Ankara'da beşincisini yapacağız. Temmuz ayında kısmetse. Burada şöyle çok ciddi bir katılım oluşuyor. Bine yakın bir katılım oluyor. Burada 4 adet ön eleme yapılıyor. Ve bu 4 adet ön elemeden sonra 20 kişilik kızımızı özel bir konsepte biz birinci, ikinci, üçüncüyü seçiyoruz. 80'e yakın üyemiz var. Yani jüri üyesi. Orada jüri üyelerimizin vermiş olduğu oylarla ve noterin yanında ailelerinin de olduğu bir platformda birincimizi seçiyoruz. Burada Abidin Özçelik biz de dinlerse kurucusudur. Hı hı. Çok güzel bir adımla bunu ilerletiyor kendisi. Biz de yanında bu şekilde mücadelesini ortağız. Birinciye bir ödül veriyor musunuz? Tabii ki. Güzel ödüllerimiz oluyor. Yani tatil ödülleri, işte maddi yönden destek, sonrasında ciddi reklam çekimleri. Peki nasıl ilgi, katılım? Çok iyi.
Çok fazla var mı? Çok fazla. Çünkü bazı ünlü sanatçılarımızla da beraber olduğumuz için bu platformda. Mesela bu sene Bircan Bali, işte Çağla Şikel, Tuğba Özay, Kemal Doğulu, Seray Seven yine bizlerle beraber olacak bu platformda. Bir nevi özel bir PR çalışması da oluyor baktığınız zaman jüriyelerimiz için. Hem reklam oluyor onlar için. Peki şimdi güzellik yarışmasından biraz daha bahsedelim. Bu hazırlık süreçlerinden de konuşalım. İşte genelde böyle kızların kampa girdiği, çok ciddi, sıkı, disiplinli bir süreçten geçtikleri söylenir. Öyle mi oluyor? Evet, kesinlikle öyle. Kızlarımızın heyecanını atmak için belirli etkileşimler üretiyoruz. Onların böyle biraz daha deşarj olması, motive olması. Zaten çok ciddi hocalarımız var. Bu seviyeye gelene kadar o yürüme kısmından tutun konuşma diksiyonlarına kadar çok ciddi eğitim süreçlerinden geçiyorlar. Ve onların aslında bir nevi ufuklarını açıyoruz. Yani çünkü genç yaşta giriyor arkadaşlarımız. 20'li yaşlarda hatta bir kızımız vardı. Ailesinden tabii onay alarak biz alıyoruz bazı kızlarımızı. 14 yaşındaydı ama ilk 20'ye kaldı kızımız. Bravo dedik yani. Ailesi hep her geldiğinde hüzünlenerek, ağlayarak böyle bizi de hüzünlendiriyordu. Mutlu oluyordu çünkü mutluluk gözyaşlarıydı. O yaşta kızlarına eğitim veriyorduk yani bir nevi. Çünkü belli bir hayalleri olan insanlar bu kızlarımız. Biz de böyle ufuklarını açıyorsak ne mutlu bize açıkçası. Katılım koşulları neler peki yarışmaya? Şöyle kendine güvenen. Biz orada şey yapmıyoruz. Yani bir yaş sınırı, kilo, boy sınırı bunlar var mı? Tabii ki şöyle baktığı zaman sonuçta bir güzellik yarışmasına geliyor kişi. Burada biraz boy tabii ki önemli oluyor. Biz 1.65, 1.75 bareminde yine devam ediyoruz. Biraz da kendindeki özgüvenle alakalı. Yani geldiklerinde ön elemede asla onların özgüvenlerini kırmıyoruz. Yine ön ayak oluyoruz. Mesela seçilmemelerine rağmen şu şekilde, bu şekilde yapmanız lazım dediğimiz zaman onu oradan eliyoruz. Yani platformda olamazsın. Ama onu da kırmadan yapıyoruz aslında. Evet. Peki şimdi size birazcık özel bir soru daha soracağım aslında. Şimdi az önce aslında bir gönül macerası anlattınız. Evet. Sizi gerçi bu başarıya iten gönül macerasıydı bu. Tetikleyen şeydi aslında başarınızı ama şunu sormak istiyorum. Şimdi hanımlarla ilgili bir mesleğiniz var. Hep dolayısıyla kadınlarla bir aradasınız. Evet. İşte bir taraftan işte güzellik yarışmaları düzenliyorsunuz. Orada da aynı şekilde işte birbirinden güzel kadınlarla birliktesiniz yine. Peki özel yaşamınızda bu durum size zorluk çıkarıyor mu? Yani hayatınızda biri var mı bilmiyorum ama yaşamınıza giren kişiler bundan rahatsızlık duyuyorlar mı? Çok fazla. Yani yaşım 39, hiç evlenemedim yani. Bunu buna bağlıyorum belki ama bir kere şöyle, kendime o konuda çok güveniyorum. Sonuçta bir sektörün içindeyim. Bir kere bir insan içinde olursa, yani yaşanmışlıkları her yerde yapabilir. Bunu sektöre bağlamamak lazım ama maalesef ki benim sektörüm her kolda, restoranda da keza öyle, işte misancıl diyoruz, işte güzellik yarışması diyoruz. Cihaz diyorum, cihazlarda da keza gittiğim salonlar, eğitim verdiğim yerler hep bayan. Çok muzdaribim o konuda. Valla çeyizim hazır öyle duruyor yani. Çeyiz kaldı. Neyse buradan biz bunu da duyurmuş olduk o zaman. Bekir Hanımlara. Orhan Bey evlenmek istiyormuş efendim. İnşallah en yakın zamanda bu hayaliniz de gerçek olur. Her şeyi gerçekleştirmişsiniz çünkü. Evet. Peki şimdi ben size tekrar güzelliğe dönüyorum. Böyle ara ara oradan sorular da soruyorum. Şimdi az önce lazer konusunda çok başarılı olduğunuzu söylemiştiniz zaten. Hemen bununla ilgili bir sorum olacak. Çünkü şöyle malum yaz aylarına giriyoruz şu anda. Evet. Ve bu konuda da çok fazla soru soruluyor aslında. Yaz aylarında lazer yapılmaz diye, lazer epilasyon yapılmaz diye bir algı var. Bu doğru mudur? Gerçekten hayır, yaz aylarında yapılmaması mı gerekiyor? Aksine şöyle, 4 mevsim cihazlarımız ve burada sadece istediğimiz şey şu. O belirli tatil aralıklarını kontrol etmek. Yani sadece işlemi yapalım, gönderelim mantığıyla değil insanları. Biz orada insanlara şunu söylüyoruz.
tatil zamanlarını dahi bize söyleyecekler ki ona göre bir randevu sürecine girmek zorundayız. Tatile gittiklerinde de çok ciddi anlamda korumak zorundalar. Bronz oldukları takdirde biz işleme maalesef alamıyoruz. Yani bronzluğunu attıktan sonra almak zorundayız. Eğer ki öyle bir sürece girdiklerinde 3-4 aylık boşluk yarattıkları zaman daha önce yapmış oldukları epilasyon işlemleri tamamen yani çöp oluyor. Boşa gidiyor. Kesinlikle. O yüzden bizim bu kadar başarılı olmamızın sebebi bu. Yani baktığımızda 3,5-4 yıllık bir mücadelemiz var merkezde ve 4000'e yakın epilasyon üyemiz var bizim. Bunun da sebebi hep genelde referans müşterimiz gelir bizim. Bunun da sebebi işte doğru adımlarla, doğru bilgilerle, sadece işlem yapıp hadi gönderelim mantığıyla asla değil. O yüzden 4 mevsim yapılır işlem. Sadece dediğim gibi gittiği yerde ciddi anlamda koruması gerekiyor. Yani kendisi için yapar. Yoksa bize evet. söylemeyip merkez dışına çıkıp tatile gittiğinde korumadığı takdirde hem yanma riski çok fazla olur hem de işte bronzlaştığında zaman sürecinde sıkıntı yaşar. Dikkatli olmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani yaz aylarında. Peki şimdi güzellik adına size son olarak şunu sorayım. Güzellik kısmı ile ilgili sohbetimizin bir kadının ya da erkeğin fark etmez gün içerisinde günlük olarak sağlıklı bir cilt için yapması gereken şeyler neler? Adımlar. Evet. Şimdi şöyle dediğim gibi az önce kozmetikten bahsederken birçok... Kendisinin bireysel olarak bu arada evet. hani evde yapabileceği hangi adımları takip etmeli? Evet. Bir kere asla makyajla uymaması gerekiyor kadının. Göz makyajı kesinlikle. Yani bu göz altı şişmeleri, morarmaları bir nevi aslında makyajla böyle kalmasıyla alakalı bir durum. Sabah kalktığında gündelik merkezin verdiği toniğidir, işte nemlendiricisidir, sütüdür, temizleme sütü. Bunları gündelik kullanması gerekiyor. Yaz kış demeden güneş koruyucusunu kullanması şart. Bu kati süretli kesin olması gerekiyor. Yani kışın güneş yok kullanmayalım asla değil. Kullanması şart. Yani bir yıl, iki yıl belki sıkıntı yaşamaz. Ama üçüncü, dördüncü yılında yavaş yavaş kararmalar, sıkıntılar meydana geldiğinde de bu sefer ciddi maddiyatla o leke protokolünden kurtulmaya başlayacak. Yani o yüzden kesinlikle çantanızda bir güneş koruyucusu olması şart. Yani mutlaka güneş koruyucu yaz, kesinlikle. Kış süreceğiz ve siz makyajda da kesinlikle uyumamak gerektiğini de söylüyorsunuz. Evet. Makyajın çok iyi temizlenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Peki, şimdi siz tabii artık başarının en üst noktalarına gelmişsiniz aslında kendi alanınızda ve evet. pek çok alanda bir iş adamı olarak ama yine de geleceğe yönelik hayalleriniz var mı, hedefleriniz var mı? Evet, buradan hemen söyleyeyim. Üretmiş olduğumuz cihazla alakalı ilk büyük 5 şehrimizde çok büyük bir platformda spor merkezi açacağım. Restoran kısmında 3 tane restoran oluşacak yine Asya mutfağı dalında. Ve en büyük hayalim çok özel bir karavan alıp şehir turu yapıp artık kendime zaman ayıracağım. Artık o zamana kadar bir sevdiceğim olursa onunla beraber İnşallah. Gezeriz mantığındayım. Ha bu arada ben boş duramam. Yani dedim ya çocukluğumdan beri çalıştığım için o karavanın görseli de yine rol şeklinde olduğunda her gittiğim ilde atıyorum 5 yani mesela 5 gün gittim ya 3 gün tatilimi yapıp 2 günde şehir turunda cihazımı da tanıtmak olacak bir nevi. Yani o tatil esnasında bile çalışacağım kesinlikle. Diyorsunuz. Kesinlikle. Peki inşallah hayalleriniz tez zamanda gerçek olur. Harika işler başarıyorsunuz. Sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Sizi tanımaktan çok büyük mutluluk ben de, duyduk. Çok mutlu çok oldum. Hoş bir sohbet oldu gerçekten. Pek çok aslında genç girişimciye de örnek olacağınızı düşünüyorum. En önemlisi ne dediniz? Cesaret. Kesinlikle. Yani inanın böyle bazen baktığın zaman üzülüyorum. Şuna üzülüyorum. Baktığım zaman beyefendinin maddi durumu iyi. Eşinin hiç bilinç sıfır. Bir nevi beyefendiye yüklenerek bir salon açılıyor. Ama hiçbir şekilde kendilerini geliştirmedim. O salonu tamamen kapatıyorlar. Yapmasınlar bunu ya. Yani kocalarına böyle yüklenip de yani doğru bildikleri işi yapsınlar. Önce eğitimlerini alsınlar. Eşlerinin karşılarına o şekilde çıkıp o adamları muzdarip bırakmasınlar yani.
Doğru söylediniz. Yapılan işe yatırım da aslında kendilerinin alacağı eğitimle oluyor değil mi? Kesinlikle. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz Orhan Bey. Yine bekleriz inşallah ilerleyen her günlerde. Zaman. Efendim çok başarılı bir beyefendiyi ağırladık bugün. Orhan Kurt bizlerle birlikteydi. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Hem bir girişimci olarak onun başarı öyküsünü dinledik. Hem de birazcık da güzelliğe dair böyle ipuçları aldık kendisinden. Dolu dolu bir program olduğunu düşünüyorum. Bugünlük sonuna geldik Özde Yaşam'ın. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.